Tutanakta kaydırma skandalı diyoruz. Ne oldu da bu iş bu kadar dallanıp budaklandı? Nasıl cesaret ettiler böyle bir şeye? Şimdi bu bir tane, 10 tane, 100 tane olsa hani münferit olur. İnsan hatasıdır. Evet. Eli kaymıştır, sırayı kaydırmıştır diyelim ve geçelim. Ama bir değil, 10 değil, 100 değil. Burada binlerce oydan bahsediyoruz. Binlerce. Yani Evet. şimdi sadece 300 sandıkta 17 bin oy yanlış yere yazılmış. Yani Binali Yıldırım'a yazılacağına Ekrem İmamoğlu'na yazılmış. Evet. Sadece 300 sandıktan söz ediyoruz. 31 bin sandık var. Varın hesap edin. Şimdi korkunç bir şey ya yani. Bir korkunç bir şey ortada, evet. Belgeli, somut evrak var. Evraklar var. Yani inkar edilmesi mümkün olmayan bir durum var. Evet. Açıkçası AK Parti olayın üzerine ciddiyetle gidiyor. Özellikle ilçe başkanlıkları, il başkanlığı keza öyle, sürekli peki, takip burada ediyoruz. Peki sandık müşahitleri görmemişler mi bu olayı? Ne olmuş orada? Nasıl bir hikaye dönmüş ki sandık müşahit? Şimdi Gözden o kaçabilir bahsediyor mi bu? Yani o elbette AK Parti içerisinde ele alınacak, değerlendirilecek bir mevzu. Evet. Mutlaka da değerlendirilmelidir ama şu an itibariyle yani o mutlaka ortaya çıkacak nasıl oldu. Yani Güzel, ortada enteresan. organize bir tutanak usulsüzlüğü mü var? Yani her şeyden şüphe ediyoruz artık. Ben 15 bir de Temmuz'u AK yaşamış Parti'de bir ülkeyiz. Turova atları mı var diye soracağım. Hayır, 15 Temmuz'u yaşamış bir Evet. ülkeyiz. Yani direkt kimseyi de suçlayamayız. Şunlar şöyle yaptılar da diyemeyiz ama Evet. AK Parti sandık müşahidiymiş gibi görünüp Heh. Araya sızan, son derece organize, bilinçli, bir akıl tarafından yönetilen ve yönlendirilen bir çaba mı var ortada? Yani bunu sorguluyoruz. Şimdi bunlar tabii Benim netleşmeden... sorguladığım bir şey daha var değerli dostum. O da şu. AK Parti çok birikimli, siyasi tecrübesi çok yüksek bir parti. Doğru mu? Doğru. 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 Peki bunu tespit edebileceklerini kimse düşünmedi mi ya? Yani açıkçası CHP sözcülerinin, Ekrem İmamoğlu, Sayın İmamoğlu başta olmak üzere, sürecin başından itibaren Evet. Çok farklı tavır sergilediklerini göz önünde bulundurursak, ne Evet. demek istiyorum? 9 kez kameraların karşısına çıktı Sayın İmamoğlu seçim Evet. gecesi. Evet. Sürekli bir an önce bu iş kapatılsın, tamamlansın, hadi bitsin artık gidelim havası. Yani sürekli yani bugüne kadar yaşadığımız tüm seçimlerde, sandıklarda, tutanaklarda usulsüzlük olduğu iddiasını Evet. Bazen böyle hani trajikomik örneklerle, yok uçan mühürler efendim bilmem neler gibi komik örneklerle dile getiren CHP cenahından bu sefer hiç ses çıkmadı mesela. Evet. Çok Enteresan. enteresan bir sessizlik var. Bunun dışında bir an önce hemen bu iş sonuçlansın ve bizim kazandığımız ilan edilsin talepleri Evet. Peş peşe gelmeye başladı. Açıkçası Sayın Binali Yıldırım çok net, çok objektif, gerçekten olması gereken bir açıklama yaptı. Dedi ki neyse o çıksın ortaya. Evet. Biz kazandıysak biz geçelim. Siz kazandıysanız siz geçin yönetime. Ama gerçek neyse o ortaya o çıksın. Zaman şöyle hepimiz de buna saygı duyalım dedi. Bütün Ama tartışmayı... CHP'den bunu duyamıyoruz. Yani CHP bunu yüksek sesle, hayır, evet hep beraber sayalım, dökelim, ha, bu belgeleri ortaya dökelim, nedir ha, yani? Kimden ha, kaçıracağız bunu? Milletin yani oyu bu. İki Milli parti irade. Ve çok özür dilerim, iki parti veya birçok parti gelsinler bir araya, bir komisyon kursunlar. Bütün Elbette. Oyları yeniden saysınlar. Nedir yani? Karambole mi getirilecek? Niye karambole gelecek? Bir de şimdi hırsızlığın en kötüsü milli irade hırsızlığıdır. Evet. Yani hırsızlığın her türü kötüdür de milli irade hırsızlığı başka bir şeydir. İnşallah, yani inşallah. Bu eğer ortada organize bir hadise varsa, ki bu bir suçtur ve büyük bir suçtur ve bunun karşılığı da vardır, bu sonuçsuz kalmaz. Ve şu an AK Parti İl Başkanlığı, İstanbul AK Parti İl Başkanlığı ve tüm ilçe başkanlıklarında gerçekten hummalı bir çalışma var. Peş peşe itirazlar yapılıyor.
ve itirazlar somut belgelerle yapılıyor. Ama şimdi bizim bu Yüksek Seçim Kurulu bunu sonuçta tekrar sayma kararı alabilir diyorsun. Doğru mudur? Şimdi tabii itiraz edilen tutanaklar tekrar gözden geçirilecek, tekrar tasnif edilecek. O itirazlar değerlendirilecek. O oy kaymaları var ya, kayan oylar. Sıra kaydırma metodu. Bir sıra kaydırma metodu uygulanmış. Burada metodik bir şey var. Bunu gözden kaçırmayalım. Yani bir kişi yaptı bunu, 10 kişi yaptı, 100 kişi yaptı da, yani müsaadenizle hemen hemen tüm sandıklarda da olmaz ki. Nedir bu yani? Peki. Anladığımız kadarıyla bayağı bir yük yüklendi üzerimize. İnşallah Yüksek Seçim Kurulu yani bunu... Yani hiç şeye gerek yok. Şaibeye gerek yok. Tabii tabii. Telaşeye gerek yok. Bir de sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmeye gerek yok. Agresyona gerek yok. Yok canım. Son derece sakin, güven duygusuyla herkes kendisine güvensin. Evet. Ortaya dökülsün evrak. Resmi belgeler bunlar, imzalı tutanaklar. Bakılsın, hata düzeltilsin. Ortada bir milli irade hırsızlığı varsa da ortaya çıksın. Müsaade edilmesin. Çok